bu dönüşüm meselesini şehirlerin dirençli kentler olsun diye kullanıldığını zannederken meğerse iktidar bakanlık koltuklarındaki dönüşümü kastediyormuş. Bakın 8 yıl içinde iki kişi arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 4 kez el değiştirdi. Tam 4 kez. Adeta bir çocuk oyuncağına döndü. 22 yıllık iktidar 8 yılda iki kişi arasında dönüp dönüp aynı bakanlığı değiştiriyor. Sonra da milletin karşısına çıkıp kadro hareketi olduğundan bahsediyor. Bu ancak kötü bir şaka olmalı. Son nöbet değişimini devralan Sayın Kurum'a bakanlığı döneminde oluşturduğu mağduriyetleri bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sayın Kurum, madem tekrar göreve geldiniz, o zaman sorumluluğunuz, döneminizde vermiş olduğunuz sözlerin de yaptığınız eylemlerin sorumluluğu size devam ediyor. Davuzluğunu ele getirdiğiniz, seçim vaadi yaptığınız, imar affıyla umutlar verdiğiniz yapı kayıp belgeleri yine sizin hesapsız hareketlerinizden dolayı büyük bir mağdur kitle oluşturdu. Haberiniz olsun. Madem yapı kayıp belgesi verdiniz, niye ilk duruyorsunuz? Eğer depreme dirençli yapılar değilse neden yapı kayıp belgesi verdiniz? Emekçi teyzenin elindeki, avucundaki, tarlasındaki iki göz evi neden ilk duruyorsunuz? Yaşlı insanları bu meclisin koridorlarında, köyünden, tarlasından gelip çözüm arayışı bulmaya niye, nasıl gönlünüz el veriyor? Sayın Bakan, bir seçim öncesi fakirin umutlarıyla oynayarak 100 bin sosyal konut projesiyle ev hayali kurdurduğunuz evlerin yerinde bugün yerler esiyor. İnsanlar mağdur, haberiniz olsun. Sayın Bakan, yine bir seçim öncesi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diyerek 2 yıl içinde teslim etmeyi vaat ettiğiniz 250 bin sosyal konutluk ilk evim, ilk iş yerim projesi için çoğu yerde tespitler bile yapılmadı, temeller dahi atılmadı. İnsanlar mağdur, haberiniz olsun.